Dönemin başbakanı Cemal Gürsel 16 Haziran 1961 yılında devrim arabasının yapılmasını emreder. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da bu aracın yapılması için işletmesini alır. Türkiye'ye ait bir arabanın olması ve kendi motorunu üretecek inancı pek çok kimsede yoktu. Fakat genç ve dinamik mühendislere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bu görevi tamamlaması çok da uzun sürmedi. Aracın tamamlanması için özel bir gün seçilmişti. O gün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Mühendislerin bu aracı Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmeleri için toplam 130 günleri vardı. Bu ekip yorulmak ve uykunu bilmeden toplamda 129 günde bu aracı bitirdiler. Devrim arabalarının yapılmasında 23 mühendis ve 200'e yakın işçi görev aldı. Devrim arabalarının ülke için önemini ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla bu aracın seri üretime geçmesi planlandı ve fiyatı 30 bin lira olarak belirlendi. Bu plan olsa da devrim arabasından yalnızca 2 adet üretildi. Üretilen ilk otomobil beyaz renkli arabaydı. Siyah renkteki araba ise 2 numaralı devrim olarak geçmekteydi. Türkiye'nin bu başarısı ve azmi neticesinde 2008 yılında Devrim Arabaları filmi vizyona girdi. Devrim Arabaları, azmin ve birbirine inanan insanların neleri başarabileceğini gösteren bu topraklarda yaşamış bir başarı öyküsüdür. 23 mühendisin kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak girdikleri bu üretim macerasında zamanla, yoklukla, politikayla karşılarına çıkan sayısız engelle mücadelelerini gördük. Devrim arabaları, Türk mühendisinin ve işçisinin 20 sene önce kalkıştıkları bu meydan okuma, bugün her şeye kolayca sahip olan nesillere idealist zihniyeti ve zaferi de aktararak yaşattıkları bir birlik ve başarı öyküsüdür. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Beraber büyümek dileğiyle.